Hamilelikte seyahat hakkında bilinmesi gerekenler. Bazı kadınlar işleri nedeniyle sürekli seyahat etmek durumundadır. Diğerleri ise en azından bebek gelmeden önce son bir romantik kaçamak yapmak isteyecektir. Yüksek risk taşıyan gebelik nedeniyle komplikasyonlar yaşamıyorsanız seyahat etmek son derece güvenlidir. Birçok doktor 34. hafta itibariyle uçak seyahatlerinin kısılmasını önerir. Buradaki amaç, eğer komplikasyonlarınız şiddetlenirse evinizden uzakta doğum yapmak zorunda kalmamanızdır. Hava yollarının hamile kadınların uçağa binmeleri konusunda farklı politikaları var. Son dakika tartışmalarından sakınmak için seyahat edebileceğinize dair doktorunuzun imzaladığı bir yazıyı yanınızda taşıyın. Seyahat ipuçları. Güvenli ve temiz konaklama seçenekleri, iyi bir tıbbi bakım ve tam teşkilatlı bir hastanesi olan yerleri seçin. Özel aşılar gerektiren yabancı ülkelerdeki egzotik maceraları sonraya saklayın. Dank humması ya da kolerayla uğraşmak hamileliğiniz için öngördüğünüz bir süreç olmasa gerek. Seyahatlerinizde musluk suyundan sakının, saf şişe suyu için. Yanınızda her zaman gebeliğinizin başlangıç tarihinin de yazılı olduğu tam ve güncel tıbbi kaydınızı bulundurun. Sizin ve birlikte seyahat ettiğiniz kişilerin hamileliğinizin kesin olarak hangi safhasında olduğunuzu bildiğinden emin olun. Gittiğiniz yerde ya da havaalanında mahsur kalma ihtimalinize karşı çantanıza fazladan gebelik vitaminleri koyun. Fazladan atıştırmalıkları yanınızda bulundurun. Eğer uçakla seyahat ediyorsanız, biletinizi satın almadan önce hamile yolcularla ilgili düzenlemeleri teyit edin. Bazı hava yolları 36 haftadan sonra uçağa binilmesine izin vermeyecektir. Uçuş esnasında yeterince su tükettiğinizden emin olun. Uçaklardaki hava kurudur ve konjesyon yani kan toplanması olabilir. Burun deliklerinize vazelin sürmeyi deneyin. Uçak, araba ya da trenle seyahat ediyorsanız sürekli aynı pozisyonda oturmadığınızdan emin olun. Kan dolaşımının serbestçe gerçekleşmesini sağlayarak derin ven trombozunu bertaraf etmek hayati bir konudur. Diz seviyesinde bacak bacak üstüne atmaktan kaçının. Arabada emniyet kemerinizi sürekli takılı tutun. Eğer arabayla gidiyorsanız yol üstünde molalar vermek, bacaklarınızı esnetmek, yemek yemek ve tuvaleti kullanmak için daha çok zaman ayırın.